Fırat'ı heyecanlandıran şey diyor ki ya 40 yıldır diyor bu memlekette sürekli darbeciler anayasa hazırladı. Bir kere de e, sivil siyaset hazırlasın şu anayasayı. E Yeter şey artık ben siyaset... onun için heyecanlanıyorum ya diyor şunu, yani. Şunu söyledim. Yani ben <laughs> onun için heyecanlandığını düşünmüyorum ama. <laughs> <sivil> Allah Allah. <laughs> ya bu Şimdi... kadar çok anayasa hazırlanır mı bir ülkede? Şimdi... Ümit yani hocam. artık <laughs> Haydar Bey de onu söylüyor ya herhalde. Evet. Evet. Ümit hocam. Bir anayasa hazırlansın da. Artık yüzlerce yıl gitsin bu Hayır, anayasa. şöyle yani Ama evet. Sivil, yani... sivil siyaset bugüne kadar 12 Eylül'ün getirdiği, Ali Aydar Bey de söyledi zaman zaman doğru. 12 Eylül'ün getirdiği siyasi partiler kanununa bir şekilde müdahale mi etti ki? Hani e, şey bu var. Halbuki çok basit. Katı çoğunluk da gerekmiyor. Yani dolayısıyla e, yani umarım e, heyecanınız e, şeyde kalmaz. <laughs> Kursakta kalmaz ben. <laughs> Cumhurbaşkanı'nın da bu konuda gayet böyle e, değişik saiklerle bunu söylediği ve yaptığı kanaatindeyim. Ha siz dediniz ki CHP buna karşı çıkmaz. Valla benim gördüğüm bu yönetim e, bu açıdan olumlu yaklaşmaz. İsterseniz iddiaya da girebiliriz. Ya ben ya peki bir dakika e, bu zamana kadar sürekli yeni anayasa yeni anayasa demiş durmuş olan CHP. Şimdi ne diyecek de Cumhurbaşkanı'nın yeni anayasa çağrısına hayır diyecek? Onu anlamadım. İşte, işte tam da az önce söylediğim bu sebepleydi. Yani Ahmet Bey bakın sizin yeni anayasadan beklentiniz veya bunun gerekliyle ilgili yaklaşımınızla benimki Cumhurbaşkanı'nın ki Ali Haydar Bey'inki, ki HDP'nin ki e, terörist başının ki veya bir başkasınınki ki farklı. Elbette ki farklı, farklı olacak. Ki, Dualdır. Ben de diyorum ki Bakın ama az önce söylediğim tam anlaşılmadı. Bakın önce biz bir var olan bir anayasaya hukuka uyma, saygı gösterme kültürünü geliştirdik mi ki yani uyuyor muyuz ki bir anayasa yapacağız? ya yani. Orada haklısınız Ümit Hocam. Yapmayalım mı o zaman? Ümit yani. Hocam şöyle yani o şimdi bir defa. Yok, ya, önce var olanı alalım da. o doğru. Misiniz, sayın ya, ya, anayasaya uyacaksın yani kardeşim. Kurallara, hukuka uyacaksın. Ben artır, merak ediyorum. 2, 4. Ümit Hoca Cumhurbaşkanı'nın başka sahiplerle bunu söylediğini ya, düşünüyorum. Çok pardon dedim. ben bir ne sözüm sözümü bir bitireyim. Bu, bir Ali Haydar Bey konuştuktan sonra bir açıklarsanız sevinirim. Tabii tabii zevkle zevkle. Ya heyecandan kasıt şu. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani Türkiye'nin demokratik bir atmosfere ihtiyacı var. Türkiye'nin demokratik bir sürece ihtiyacı var. Dolayısıyla elbette ki herkesin farklı fikri olabilir, farklı niyeti olabilir. Ben de anayasanın ilk üç maddesinin değiştirilmesinin asla teklif dahi edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Cumhuriyetin temel niteliklerine dokunulmaması gerektiğini düşünüyorum. Burada hiç ama Başka insanlar da farklı fikirler söyleyecek. Yani demokrasi ya da daha doğrusu anayasa dediğiniz eğer bir toplumsal sözleşmesi ise, bir toplumsal sözleşme ise burada Türkiye bir demokratik olgunluğa erişmemişse zaten hani daha kat edememiz çok yol var. Ama bu ya, ya, bir kapı. Der alayda, bir dakika ben yani şöyle deseydi Cumhurbaşkanı bu kuşkuları taşımakta haklı olabilirdi Ümit Hoca. Yani deseydi ki ya biz AK Parti olarak şahane bir anayasa hazırlayacağız. Evet. Evet. Yani milletimizin önüne götüreceğiz. Deseydi, ha derdiniz ki ya ilk üç madde gider. Ümit Hoca biraz fazla şey yapıyorsunuz. Yani çünkü e, çerçevesini çizdi Cumhurbaşkanı diyor ki kardeşim hepiniz gelin katılım sağlayın beraber yapalım şeffaf olsun diyor. Hani bütün bunlar varken nasıl olacak da ilk üç şimdi, madde? Ali, Ahmet Bey, şimdi siz de çok iyi biliyorsunuz. Bakın Cumhurbaşkanı bu açılardan gayet artık deneyimli ve zeki bir siyasetçi. ...şimdi Kemal Sunal taktiği vardır... ...bilirsiniz değil mi hepimiz biliriz... ...o Hababam sınıfında filan... ...şimdi Kemal Sunal birine tokadı atar... ...ne vuruyorsa bir de ah canım... ...der sonra böyle iki yanağından böyle şapşuk öper... ...şimdi yani Cumhurbaşkanı... ...ya öyle bir anayasa yapacağız ki... ...herkesin katılımı olacak... ...dediğinde... ...yani buna kesin olarak... E, ...inanmalı ve e, şey yap... ...güvenmeli miyiz sizce? İşte ben o yüzden dedim bugüne kadar... Yapılanlar ya da yapılmayanlar bundan sonrakilerin de e, teminatlı da teminatsızdı. Hocam tamam. Şöyle diyebilirsiniz hani dersiniz ki bu konuda e, yani bu, bu tabii bu, bu görüş ortaya konabilir. Yani ben e, şeffaf olacağını her ne kadar öyle dese de Cumhurbaşkanı çok her türlü katılımı açık olacağını e, bütün toplum kesimlerinin bu anayasa yapım sürecinde yer alacağını düşünmüyorum böyle yapmayacaktır. Kesinlikle düşünmüyorum. Ha okey evet, o, ta o tamam. Bu bir bu bir argümandır. Hani tamam bunu tabii. o eyvallah. Ben onu öğrenmeye çalıştım. Tabii tabii. Peki, tabii tabii bu Bülent... bu bir bir siyasi <laughs> manevra gibi geliyor bana. Tamam Bülent Bey dinleyelim. Bülent Bey siz heyecanlandınız mı? Şöyle beni heyecanlandırmadığını söyleyerek başlayayım. En azından Ümit Hoca'nın bu konudaki hassasiyetini ee... merakını <laughs> gidermiş olayım. beni kaygılan... yani Gerçi aslında... Latif Bey'le Ekrem Bey de pek heyecanlı görünmüyorlar. Tam da, yani hayır ya, ortada bir Türkiye'de şey yok. Türkiye'de ben şöyle niye Afeylasın. heyecanlanmadım onu bak gibi özür dilerim. Artık <laughs> böyle e, bir, bir, bir cümle, cümle. <laughs> bir cümle Bülent Bey. Özür dilerim sadece bir cümle. Şimdi yani. Ben o kadar heyecanlanacak çok şey yaşadık ki aslında son yıllarda Türkiye'de. Ee, o yüzden. Ben yeterince şey heyecanlandım. Çok fazla heyecanlandırmıyor yani. Ekrem Bey de bir cümle söylesin. Bir cümle müsaadenizle. Şimdi bakın Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği şey biz AK Parti olarak ya da ittifak ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi ile beraber Cumhur İttifakı olarak bir anayasa hazırlayalım. Yani bunun üzerinde birileri tartışsın değil. Bütün herkesin bir araya geldiği ve eninde sonunda topluma, insanların hepsine sorularak referandumla kabul edilip edilmeyeceğini insanların karar vereceği bir anayasa hazırlayalım demek komisyon anlayışı, burada benim bildiğim ki herhalde sizler hukukçu olarak daha iyi bilirsiniz. Komisyonda efendim iktidardan beş, diğerlerinden ikişer ya da birer falan değil. Komisyon mantığı herkesin belli ağırlıkta bir araya gelmesi, herkesin söz sahibi olması ve bunun üzerinden ortak bir metne doğru gidilmesidir. Buradaki belki kaygı duyulacak şey Cumhuriyet Halk Partisi karşı çıkar mı çıkmaz mı konusunda Geçmişten beri yaşadığımız olaylara baktığımızda teorik olarak evet denilse de yürüyüş sırasında yaşanan bir takım yol kazaları olmuştur. Buradaki sıkıntı ne? Bütün kesimlerin bir araya evet. gelerek kesinlikle işte siyasi e, efendim oy oranları uzadı. Ekrem Bey. katılmadan efendim. Uzadı diyorum. Bir, cümle de, <laughs> yani bir cümleyle özetleyecek bir şey. Dolayısıyla teorik olarak belki Alaydar Bey'in e, heyecanla katılmakta fayda var. Ya şimdi, bu arada ben öyle bir ifade kullanmadım. Şimdi şöyle ben... E, ben kullandım o ifadeyi. Geçmişe e, AK Parti döneminde yapılan anayasa değişikliklerine baktığınızda ve bunların halka sunumuna baktığınızda Cumhurbaşkanı'nın bugün yaptığı açıklamanın dışında ya da bu çerçevenin dışında bir açıklama olmadığını göreceksiniz. Ve maalesef bu dönemde yapılan anayasa değişikliklerinin de hepsi ülkeyi daha ileri götürmek amacıyla yapılırken aslında çok daha farklı sonuçlara gittiğini de görüyoruz. Onun için Cumhurbaşkanının bu açıklaması ben bende daha çok heyecandan ziyade bir kaygıyı da neden oluyor? Çünkü nasıl bir anayasa çıkacak ya da eldeki olan şeyler de mi kaybedilecek? Ama ben Cumhurbaşkanının açıklamalarını taktiksel bir hamle olarak ya da muhalefetin önümüzdeki dönemdeki elindeki argümanı almak olarak şerhimi koyarak Cumhurbaşkanının söylediği sadece sözler üzerinden bir değerlendirme yapmak istersem Türkiye'nin bugün bir anayasaya ihtiyacı var mıdır? Hiç tartışmasız Türkiye'nin bugün gerçekten büyük katılımla tarafların bütün çoğulcu yapıyla oluşturulmuş bir yapı sonucunda ortaya çıkacak bir anayasaya mutlak ihtiyacı var. Çünkü Türkiye'nin şu anda yönetildiği anayasa o zaman işte katılımcılar siz, o zaman siz diyorsunuz ki yani Cumhurbaşkanının söylediği doğru ama taktiksel bir amaç taşıyor. Olabilir diyorum. Ya yani buna buna dair Peki bir şey soracağım. Ne tür bir taktiksel amaç olabilir burada? Bu eee yani şimdi, şöyle değiş, Ümit Hoca bir şeyler söyledi ama sizin var şöyle, mı kafanızda? E, bunun e, yani ne yapmak istiyor Cumhurbaşkanı? Şimdi öncelikle Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı var mı noktasında hepimiz burada hemfikiriz. Yani burada bir tartışma yok. Ben değilim yok. Bülent Bey ben, ben hemfikir değilim. Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı yok. Başka şeylere ihtiyacı var. Yani ben benim uçta bırakın. Ümit Hocam dışında herkes aynı e, görüşte birleşiyor. E, ben de Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğu düşüncesindeyim. Şimdi e, bu nesince? bu taktik nereden çıkıyor? Yani ne yapmak amacıyla? Şimdi birincisi şu. Yani Türkiye daha çok uzun bir süre değil. Yani bundan 4 yıl önce 2017'de bir referandum yaptı ve sistemi değiştirdi. Sistem değişti Türkiye. Anayasa değişti. Anayasa değişti ve henüz üzerinden 4 yıl geçmeden Cumhurbaşkanı çıkıp yeni anayasaya ihtiyaç var dedi. O zaman şu ortaya çıkıyor. Bir kez mevcut sistemde sıkıntılar var. Cumhurbaşkanı da bu sistemin sıkıntılarını görüyor. Bunu gidermesi gerekiyor. Bunun giderilmesi için de anayasal değişikliklere ihtiyaç var. Öncelikle yapılan 2017 değişikliğinin amaca ulaşmadığı ve beklenen sonucu vermediği konusunda bir kez bir e, tespitte bulunmuş oluyor. Bu sizin açınızdan iyi mi kötü İ, mü? İyi bir şey. Çünkü biz de bunu söylüyorduk zaten. <laughs> yani bu 2017'de getirilen değişiklikler, ülkenin gerçekten ihtiyacı olan şeyler olmadığını ve bunun e, ülkeyi e, ileriye do doğru değil, daha geriye doğru getireceğini iddia etmiştik. Ve 4 yılın sonucunda bu noktaya geldik. Tabii ikinci şey, özellikle muhalefetin, Yüksek sesle dillendirdiği Ve üzerinde her partinin Kendi üzerinde çalışma yaptığı Güçlendirilmiş parlamenter sistem Bir anayasa değişikliğini öngörüyor Ve önümüzdeki seçimlerde Muhtemeldir ki Seçimler Mevcut sistemden yana olanlarla Demokratik parlamenter sistemden Yana olanların bu Yapacakları bir tercihin Oylanacağı bir seçim olacak Cumhurbaşkanı bunu gördüğü için Muhalefetin elinden de bu ee, Argüman almak için ortaya yeni bir anayasa teziyle çıkıyor ve bunun tartışılmasını istiyor. Bunu tartıştırırken de belki tarafların yani bu muhalefetteki olan partilerin yeni anayasadan ne bekledikleri ya da neyi amaçladıklarını aralarındaki ayrılıkları daha net bir şekilde ortaya çıkarmak için bu tartışmayı açtığını düşünüyorum. Ha, öyle ben bir de, taktik amca. Evet, ben de. E, Ümit Hoca'nın söylediği Hayır, şimdi şöyle olacak o zaman. Pardon bir bir dakika evet. Ber beraber gidelim. Hı hı. Yani şimdi Millet İttifakına baktığımız zaman CHP var, İyi Parti var. Ee, HDP'yi saymıyoruz ama sonuçta o da o Hinterland'ın resmi olmayan bir parçası gibi görülüyor. Böyle ifade evet. edeyim. Sonuçta diyorsunuz ki şimdi önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanının ortaya attığı bu tartışmaya bu partiler teker teker Yaklaşımlar sergileyecekler. Evet. Bu yaklaşımlarda da bu partiler arasındaki farklılıklar belirginleşecek. Belirginleşecek. Bu da e, Cumhurbaşkanının işine gelen evet. bir durum olur. Tabi. Yoksa e... yani HDP çıkacak şimdi diyecek ki evet güzel yeni anayasa biz şunları istiyoruz. İyi parti çıkacak evet güzel yeni anayasa biz şunları istiyoruz diyecek. Aralarında taban tabana zıttıklar Yoksa, olacak Yoksa yani şu anda Türkiye'deki e, yargı sistemindeki sorunlar bir anayasal sorun bugün meclisin çalışmaması bir anayasal sorun demokratik hak ve özgürlüklerin anayasada düzenlenmesine rağmen uygulanamıyor olması tam olarak uygulanamıyor olması bir anayasal sorun bütün bunların düzeltilmesi için tam katılımlı bütün toplumun kesimlerini içine alan ve daha özgürlükçü daha demokratik bir anayasanın yapılmasına ihtiyaç olduğu konusunda bir kuşku yok. Tamam. Ama siz diyorsunuz ki Cumhurbaşkanı'nın sözlü olarak ifade ettiği yeni anayasa ve onun yapım süreciyle ilgili benim söyleyecek bir şeyim yok. Ancak ben bunun taktiksel bir hamle olduğunu evet. düşünüyorum. Bir de beni kaygılandıran şeyi söyleyeyim. Şimdi AK Parti'nin 19 yıllık iktidarı döneminde birçok anayasa değişiklikleri oldu. İşte e, ilki 2007 yılında Cumhurbaşkanlığı seçim sistemini değiştiren düzenleme. Sonrasında 2010'da çok köklü değişiklikler. Sonrasında 2017'deki değişiklikler. Bunların hepsine baktığımızda e, hep daha bağımsız, tarafsız bir yargı, işlevsel bir meclis, işte demokratik hak ve özgürlüklerin ileriye götürülmesi e, amaçlanan e, düzenlemeler hep bu iddia edildi. Ama bu hep tersi sonuç verdi. Yani bugün geldiğimiz noktada 2010 HSYK değişiklikleriyle e, o dönemde yargı bir cemaatin kontrolüne verildi. 2017'deki değişikliklerle yargı tamamen iktidarın e, kontrolüne geçti. Şimdi e, önümüzdeki dönemde yargı ile ilgili yeni anayasada eğer gerçekten bağımsız bir yargının oluşması için bunun temelini oluşturmak için bir düzenleme yapılacaksa buna muhalefetteki partiler de hiç kimse ses çıkarmaz. Samimiyetle böyle yapacaklarsa. Evet, evet ama tersi olacaksa bir, bir partinin miyim? bir partinin mutfağında hazırlanıp ee, Öyle yapmayacağız diyor. Şöyle, ilk başta bütün anayasa değişikleri geldiğinde gündeme zaten Cumhurbaşkanı hep bunu söylemiştir. Hatta mecliste çok uzun süre, sanırım e, meclis başkanı o zaman Cemil Çiçek'ti, onun döneminde bütün sivil toplumun, bütün partilerin, e, toplumun büyük kesiminin içine aldığı bir anayasa çalışması da yapılmıştı. Ama sonuçta bu yapılan çalışmalara hiç değer verilmeden 2017'de bir partinin mutfağında hazırlanan bir e, taslak, ee, milletin önüne konuldu ve millet bunu kabul etti.